Merhabalar Elif Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım biraz meşakkatli olsa da lezzetiyle sizin de favori tariflerinizden biri olacak. Balkan sosu lutenitsa tarifimi paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimiz için öncelikle hiç kullanılmamış yeni kapak kullanmamız gerekli. Kavanoz ve kapakları önce sabunlu suyla yıkayıp daha sonra kaynayan suyun içerisinde birkaç dakika kadar kaynatalım. Ve temiz bir bezle güzelce kurulayalım kapak ve kavanozları. 4 kilo kırmızı kapya biberim var. Güzelce yıkadım. Ve içlerini gördüğünüz gibi oyuyorum. Daha sonra közlendikten sonra soyması çok daha kolay oluyor bu şekilde. Tüm biberleri oyup fırın tepsisinin içerisine yerleştirelim. Ve 250 derecelik ısınmış fırında her iki tarafı da güzelce kızarana dek közleyelim. Ve közlenmiş kırmızı biberleri kapaklı bir kabın içerisine alıyorum. Kapağını kapatıyorum. 10-15 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum ki bu şekilde beklettiğimizde çok daha kolay soyulacak. Ve 1 kilo kadar patlıcanı da yine yıkadım. Yeşil kısımlarını kopararak tepsinin içerisine yağlı kağıt sererek üzerine yerleştirdim. Ve üzerlerine bıçakla delikler atalım. Her iki tarafı da güzelce kızarana dek közleyelim. Közlenmiş patlıcanları da yine kapaklı bir kabın içerisine alalım kolay soyabilmek için. Bu şekilde 15-20 dakika kadar bekletelim. 1 kilo havucu da kabuklarını soyarak rastgele olacak şekilde doğrayalım ve yumuşayana dek haşlayalım. Daha sonra süzgecin içerisine alalım. 5 kilo Bursa domatesini de güzelce yıkayalım ve kabuklarını ben domates soyacağı ile soyuyorum. Bu şekilde çok daha kolay bir şekilde soyabilirsiniz. Ve tüm domateslerimizi soyduktan sonra sert kısımlarını alalım ve robotun içerisine doğrayarak çok incecik püre haline gelene dek çekelim. Ve incecik çektiğimiz domatesleri tencerenin içerisine alalım. Kaynayana dek harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte sık aralıklarla karıştırarak yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Domatesimiz pişerken bu sırada közlenmiş malzemelerimizi soyup hazırlayalım. Biberleri soyalım. Bakın beklediği için çok kolay bir şekilde soyuluyor. Biberlerimiz hazır ve közlenmiş patlıcanlarımızı da yine aynı şekilde soyalım, hazırlayalım. Biz acı sevdiğimiz için ben süs biberi kullanmak istedim. 8-10 tane kadar süs biberini robotun içerisine aldım. Siz sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Biraz çekiyorum ve daha sonra üzerine daha önce haşlamış olduğumuz süzgeçte bekleyen havuçları ekleyelim. Ve yine incecik püre haline gelene dek çekelim. Ve yaklaşık yarım saattir orta ateşte kaynayan domatesimiz biraz suyunu çekti. Bakın gördüğünüz gibi. Çektiğimiz süs biberi ve havucu içerisine ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Ve yine közlenmiş kabuklarını soyduğumuz kırmızı biberi de robottan geçirelim incecik olacak şekilde.
orta ateşte pişmeye devam eden sosumuzun içerisine ekleyelim. Bu sırada benim tencerem küçük geldiği için bir büyük boy tencereye çevirdim sosumu. Pişirmeye devam ediyorum. Eklediğim kırmızı biberi de güzelce karıştırdım. Daha sonra yine közlenmiş olan patlıcanları da incecik olacak şekilde çekelim. Onu da sosumuzun içerisine ekleyelim. Bu arada sosumuzu sık aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim ki dibine tutmasın. Tüm közlenmiş malzemelerimizi de ekledikten sonra yine orta ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişirmeye devam ettim sosumu. Daha sonra üzerine 2 su bardağı sıvı yağ, 1/2 su bardağından biraz daha az olacak şekilde şeker ve 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Gerekirse daha sonra tekrardan ekleyeceğim. Güzelce karıştırmamız gerekli ama benim tencerem yine küçük geldiği için daha büyük boy bir tencereye alıyorum. Ve daha sonra yağ ve diğer eklediğim malzemeler güzelce karışana dek iyice karıştırıyorum. Ocağın altı açık bu arada, orta ateşte. Bana tuzu biraz az geldiği için tekrardan 2 yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Yani toplamda 3 silme yemek kaşığı kaya tuzu eklemiş oldum. Dediğim gibi siz de damak zevkinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Ve sosumu sık aralıklarla karıştırarak 1/2 saat kadar da bu şekilde pişirdim. Bu aşamadan sonra biraz sıçramalar olabiliyor. Dikkatli olunuz lütfen, elinize falan sıçrayabilir. Yani toplamda 1,5 saat kadar pişirmiş oldum sosumu. Şimdi sıra geldi sosumuzun baharatlarını eklemeye. 1 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kimyon ve 2 dolu yemek kaşığı göçmenlerin kullandığı bir baharat, çibriska veya mercimek otu diye de biliniyor. Bilinen birkaç ismi daha var. Ben sizlere açıklama kısmına yazacağım diğer isimlerini de. 2 dolu yemek kaşığı içerisine ekleyelim. Ve tekrardan güzelce karıştıralım. Bir 5-10 dakika kadar da bu şekilde kaynatalım. Ve sosumuz artık hazır. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Bu aşamadan sonra ocağın altını kısıyorum. Kapatmıyorum kesinlikle. Sosumuz kısık ateşte olacak şekilde daha önce hazırladığımız kavanozlarımıza cezveyle dolduralım. Bir parmak eksik olacak şekilde. Kenarını temizleyerek ve daha önce iyice kurulamış olduğumuz kapağı 3 geri tıklatarak, daha sonra ve bezle tutarak sıkıca kapatalım ve ters çevirelim. Ve kavanozlarımızın iyice vakumlandığından emin olmak için genişçe bir tencerenin içerisinde bol miktarda suyu kaynatalım. Ve kaynayan suyun içerisine hiç bekletmeden yine ters çevrili olacak şekilde yerleştirelim tencerenin içerisine ama birbirlerine de çarpmasınlar. Bu şekilde kısa yakın orta ateşte kaynama noktasında olacak şekilde 35-40 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra bir bezle tutarak tekrardan tezgahın üzerine alalım. Ve üzerini kalınca bir bezle örtelim. 24 saat boyunca hiç ellemeden bu şekilde bekletelim. Ve 24 saatin sonunda üzerinden bezi aldım. Kavanozlarımızı düz bir şekle getirelim. Ve kahvaltılık konservelerimiz hazır. Daha sonra güneş görmeyen serin bir ortamda uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
ama özellikle serin bir ortam olması gerekli. Veya buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Bu harika sosu sadece kahvaltılarda değil, pizzalarınız için sos olarak veya kızartmalarınız için de kullanabilirsiniz. Sizler de denediğinizde eminim ki her sene yapmak isteyeceğiniz harika lezzetli bir sos oldu. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.